Merhabalar, hoş geldin. Bu bölümde SAS'ta miras alma extent özelliğinden bahsedeceğim. SAS'ta extent yöntemi benzer kodları taşımak amacıyla kullanılır. Bir önceki dersimizdeki login örneğiyle devam edelim arkadaşlar. Bu login örneğini ben yaparken main CSS'de bir şeyi atlamışım arkadaşlar. Büyük ihtimal sizde de yanlışlık olmuştur. Şuradaki inputları login content içine yazdım. Ancak burada iki tane class üst üste binmiş. Bunun için ben tek class'a düşürmek için burada ampersand işaretini kullanmıştım. Lazımdı. Bunu siz de kendi kodlarınızda düzenleyin arkadaşlar. Evet, örneğimize geçebiliriz. Ben burada extent nasıl kullanılır bunu anlatmak için bu örneği açtım. Burada tekrar eden bazı kodları taşımak amacıyla kullanıldığını söylemiştim. Ben buraya bir aim class'ı oluşturacağım. Bu aim class'ın içerisinde tekrar eden translation 300 milisaniye olu seçiyorum. Daha sonra bu kodu ben istediğim class içerisinde kullanabilirim artık. Nedir? Burada bakın translation 300 milisaniye all kodu var. Bu kodun yerine artık extent class aim seçersem eğer ve burada bir tane daha vardı arkadaşlar. Şuradaki translation 300 milisaniye olun da yerine extent class aim seçtiğim takdirde main CSS'ime geleyim. Bakın şurada böyle bir kaydedeyim şunu. Bakın burada aim class'ının yanında login footer a linki first child birinci çocuk a nesnesine ve signup a linkine de translation 300 milisaniye all kodunun taşınmış olduğunu gördünüz. Miras alma SAS'ta kolay bir özellik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.